Evet açıkça devam ediyor sayın seyirciler. Şimdi bu bölümde Selahattin Demirtaş'tan gelen mesajların ne anlama geldiğini konuşacağız. Peşinden Aytunç Erkin'e soracağız. Ayhan Bilgen'e sorduğu sorular ve aldığı yanıtlar ne anlama geliyor? Bütün sürü konuklarımızın yorumlarını alacağız. Selahattin Demirtaş'tan gelen mesajlar Başak Demirtaş'ın Aracılığıyla geldi, onun e-postasından gönderildi. Bir grup gazeteci, hukukçu, mesela Tuğba Torun'a da Bana geldi. Bana gazete duvardan dolayı diye tahmin ediyorum hani yine hmm. orada yazar olduğum için hmm. falan. Ama tabii gönderildi. Bana da geldi, çok geniş bilgiler var. Aynı zamanda da bir mektup da var. Size geldi mi? Geldi. Bir mektup da var. Şimdi o zaman sizden başlayalım. Yani Selahattin Demirtaş'tan gelen mesajlar ne anlama geliyor Tuğba Hanım? Sizinle başlayalım. Selahattin Demirtaş öncelikle bir mektup göndermiş ve bu mektupta aslında çok yani ince bir şekilde tabi elçiye zeval olmaz şu an ne geldiğini öncelikle bir özetle aktarmak lazım artık hani kendilerinin savunma hakkının elinden ellerinden alındığını yarın öbür gün bu suçlandıkları konunun daha da genişleyebileceğini ve daha geniş bir kitleyi de etkileyebileceğini bu yüzden gerçekleri e, savunmalarını belirli e, kişilere e, ulaştırma artık tek tek ulaştırma yoluna e, başvurduklarını belirtmiş ve aslında e, bir nevi o kendilerine yöneltilen suçlamaları tek tek çürütmüşler e, yani çürütmüş gönderdiği belgelerle orada örneğin hani şuradan da biraz bakarak özetleyeyim. şeyden bahsediyor mesela işte Apo'nun heykelini dikeceğiz. Ona geçelim e? Tuğba Hanım. Ha. Ama önce o mektupta yani hı hı. bir hakkındaki iddialarla ilgili... Ha bu arada anladığım kadarıyla bunu göndermesinin altındaki sahip şu anda e, hani... HDP'lilerin görüşleri olmadan onların yaklaşımları dillendirilmeden hı hı. Selahattin Demirtaş'ın mesela konuşulurken ya acaba o ne diyor bu iddialarla ilgili hiç e, bu tez dillendirilmeden hı hı. bir e, kamusal tartışma hı. ortamının olması hı hı. E, ve bunun da e, kendi perspektiflerinden bakacak olursak adeta bir Hukuki lince dönüşmesi yani sadece tek bir tarafın beyanlarının evet. esas alınıp diğer tarafın ne dediğine hiç bakılmaması. Ama bu hakkındaki iddialarla ilgili pek çok dosyayı gönderiyor. Ama bir de mektup var şeyi dosyayı gönderdiği kişilerle yönelik bir mektup var. O mektupta şu ifadede dikkat çekici onu da belirtelim ondan sonra siz anlatın lütfen onu. Elbette bana ve HDP'ye yönelik eleştirileri büyük bir saygıyla karşılıyor eleştirilere değer veriyor, onları anlamaya çalışıyorum. Geçmişteki siyaset tarzımız, söylemimiz, pratiklerimiz konusunda öz eleştirel yaklaşmak gerektiğine de samimiyetle inanıyorum ve bunu tüm siyasetçilerin de yapması gerektiği kanaatindeyim. Evet, evet, evet. Ee, yani hani siz dediniz ya az önce siyaset krizde. Hani Türkiye'nin geldiği noktada Selahattin Demirtaş açıkça kendi sorumluluğunda görüyor evet. siyasi anlamda ama bütün e, siyasetçilerin evet. de bunu yapması e, gerektiği çağrısında yeniliyor. Davet ediyor ve e, diyor ki yani her zaman barışa, özgürlüğü savunduk, bundan yana olduk. E, siz de diyor bu gerçekleri e, anlatın ve işte ezilenlerin, yoksulların, ötekilerin e, yanında durarak e, bir nevi işte hukuku siz savunun, siz de savunun diyor. Davet ediyor yani hem siyasetçileri hem e, hukukçuları hem bir nevi o söz hakkını kitlelere karşı kullanabilen kişileri. E, davet ediyor. Ve bir yandan da şey yapıyor aslında e, delil veriyor. Şey anlamında yarın öbür gün diyor bu haksız ithamlarla herkes karşılaşabilir. Buyurun gerçekler e, isterseniz kullanırsınız da diyor bu gerçekleri. Bence doğru bir yöntem. Yani hani e, gerçekleri anlatma hakkı hukukun en temel ilkelerinden biridir Herkesin savunma hakkı savunma hakkı yani çok temel bir ilke Dolayısıyla buna söz verilmediği zaman tek tek artık mektup yazarak böyle kağıtla kalemle kişilere ulaşma yolunu seçmişler üzücü nokta e, tamamı üzücü de Avrupa İnsan hakları mahkemesi gibi artık hani hukukun en üst makamı bizim uluslararası sözleşmelerimizin de e, gereğince de başvurduğumuz en e, yüksek makam yargı makamının kararına bile uymadık biz. Yani ve e, bu karara uyulmaması artık başvurabileceğimiz neresi kaldı ve biz bir haksızlıkla baş başa kaldığımızda e, ve bu haksızlığımız tescil edildiğince edildiğinde ne yapacağız soru işareti ve güvensizliğiyle yaşamaya mahkum edildik aslında. Ve e, Selahattin Demirtaş Tek tek işte bu Kobani ile ilgili o iddianameyi çürütüyor. Sonra bu işte 6-8 Ekim'de gerçekleşen saldırılarla ilgili e, iddiaları çürütüyor. E, i̇şte Apo'nun heykelini dikeceğiz sözünü aslında kendisinin söylemediğini, daha doğrusu bağlamından koparıldığını söylüyor. Diyor ki biz çözüm sürecinde e, siyasi iktidarla görüştüğümüz dönemde esas o mahalleden ya yani oradan siyasetçilerden bir tanesi bu çözüm süreci eğer sonucuna kavuşursa e, in, insanların heykelleri dikilecek. denildi diyor. Yani bunu söyleyen aslında ben değilim. Buna e, itafen biz söyledik diyor. Yani Apo'nun heykeli dikilecek daha durun hani gibi e, bir cümle var orada. daha sonra o işte ben, bu hendek. Tuban şöyle yapalım. Devam edeceğiz bunları evet. konuşmaya. Mehmet Teskan'a da bir soru sormak istiyorum oradan. Mehmet Bey, bu gönderilen bilgilere bakıldığında sizin de şu dikkatinizi çekti mi? Yani çözüm süreci yıllarında normal ve norm haline gelmiş bir evet. atmosfer. Şu anda suç olarak şey yapılıyor, dikkate alınıyor ve bu anlamda iddianameler düzenleniyor. Yani o dönemde Öcalan'la ilgili işte şu anda HDP'ye yönelik en sert sözleri söyleyen bir takım kalemlerin Öcalan'ın liderlik vizyonuyla ilgili yazdığı yazıları herhalde siz Tabii. de hatırlıyorsunuz. Tabii. O çözüm sürecindeki nevrozda ben gayet iyi hatırlıyorum. Şu konuşuluyordu. Acaba Öcalan'ın gönderdiği çağrı, o işte silahları bırakmak yönünde çözüm sürecinin lehindeki çağrı. Acaba kendi sesinden kaydetsek de onu meydanda? e ee, okutsak mı diye o zaman konuşuluyordu değil mi? Yani o dönem e, suç olarak algılanmayan, norm olarak e, değer e, şey yapan, e, gören bir takım davranışlar şu anda suç mu oldu? Şimdi bu oradan başlayalım. Bu Nasıl isterseniz daha doğrusu. Bu, ben pası öyle atayım siz e, tamam. şey yapın. O zaman şöyle başlayayım. Hı -hı. Bu niye bu mektup ve tamam. bu şey. Şunu ben okuyunca algıladım. Yani ben bu konuda yargılanacağım. Bana bir takım suçlamalar var. Ben ne kadar kendimi savunsam da, onların söylediklerini çürütmeye kalksam da, bunlar beni dikkate almayacaklar. Sesim de duyulmayacak. Ve ben mahkum olacağım. Bu baştan belli. Alın bakın bana söylenenlerin kendi açısından bakarak kardeşim bu iddia var. Al karşılığında ben bunu ortaya koyuyorum. Bunun gerçeği budur diye. Bir yani işte gazeteciye falan bunu yani hiç siz bilin veya siz duyurun. Zaman geldiğinde bunu yayınlayın veya işte bu bilgiye siz de sahip olun. İşin aslı o değil, budurdur. Ben bu konuda sesimi duyuramayacağım. Bunun bir mektubu bu. Şimdi tehlikeli bir dönem başladı bence. Şimdi geriye doğru dönüp bir takım olan olaylarda o gün hiç sesini çıkarmıyor. Bugün oradan suç unsuru çıkarmak. Mesela 6 8 Ekim olayları 2014 değil mi? Evet. 2018. 6, 6 yıl geçmiş. 6 yıl. 7. yıllık 6,5 yıl. 2015. Şimdi bu, bu zaman aradan ne kadar bir zaman? 2015. Peki o zaman kimse sesini çıkarmadı. 6 darbe oldu, darbeden sonra. Bir Şey. Yok. Darbeden ne bir suçlama var. Kardeşim sen diyorsun 2014. ki sen herkesi sokağa çağırdın. Senin yüzünden bu kadar küfür oldu. Peki o kadar çağırdıysa 5 senedir herkes uyuyor muydu? Veya işte Öcalan'ın Diyarbakır Meydanı'nda çağrısı okundu değil mi? Orada diyor ki HDP diyor çağrı yaptı madem diyor Tabii. iddiaya göre bu 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 devlet Tabii. diyor niye müdahale etmedi diyor. Yani şimdi... o çağrıyı diyor açıktan yaptığımız sosyal medya üzerinden yaptığımız iddia ediliyor diyor. O sırada durun işte HDP çağrı yaptı. Gitmeyin deyip önlem almaları gerekmiyor muydu diyor yani. Çok haklı bir mantık. Tabii yani şimdi ama tehlikeli olan işte bir geçmişe dönük. Mesela şeyinde e, CHP İstanbul İl Başkanı da 6 sene 5 sene önce at, bir tweetlerinden alıp aradan zaman geçtikten sonra Aa, seni buldum kardeşim gel seni bundan yargılayalım mahkum edelim. Şimdi şöyle bir şey var herhalde o dönemdeki yapılan bir takım hatalar var. O dönemin yanlışları var. Şimdi o dönemin yapılan ta işte sınırda çadır mahkemesi kurulmasında o insanların gelip gerille kıyafetiyle şehir turu atmalarına izin verilmesine kadar. Bence bunların da biraz iktidar üstünü örtmek için bir takım suçlar yaratmaya. O gün her şeyi normal görüp ha biz değiliz bakın onlar yaptılar deyip bir takım kişilere mahkum etmeye bunun üzerinden de HDP'yi tamamen yani resmen kapatmayacaklar ama fiilen ortadan kaldırma yoluna gidecekler. Bu büyük davanın içine hepsini sepetin içine koyacakları belli. HDP sesini çıkaramaz veya HDP'ye ne bileyim bu davada ya onlar da biraz haklı galiba diyeceklere de ha siz teröristlere destek mi veriyorsunuz gibi bir takım suçlamalar yapacaklardır. O gün ne diyorlardı ya kardeşim bu işi anam, tamam bir çözüm süreci girdiğin zaman ne yapılması gerekir? Ya bu iş mecliste çözülmesi gerekir. Bu işin içine bunu yaparken siz muhalefeti de katın. Muhalefeti de katarsanız orada işte bir takım sizin yaptıklarınıza karşı duruşlar olur. Sizin yaptığınızda eleştiriler olur. Daha doğru bir rotada gider. Daha çok katılım olabilir. Fakat o zaman AK Parti şunu gördü. Ben dedi bu iş ben bu işi hallederim bu işi halledersem de bu işi çözmüş olurum. Bak yılları kangrene dönüşmüş meseleyi ben bitirmiş olurum. Bunun rantında ben sağlarım. Yanıma kimseyi de almam dedi. Ve ki yanına kimsenin almadığının, kimseyi almadı. bütün bu yapılanların, geçmişte olan bütün yanlışların, işte Öcalan'a, ya şimdi Öcalan'ın mektubunu kan dile götürenler değil mi milletvekilleri dedi. Şimdi onların hepsi suçlandı. Sen nasıl gidiyorsun da oraya diye. E ya şeyin izniyle gitti. O dönemin bakanlığının, o dönemin başbakanının herkesin her şeyden bilgisi dahilinde değil mi? Sürü Süreyya Önder ve i̇şte beraberindekiler. Ya kaç gelip... Değil mi Barış Terko? Siz de hatırlıyorsunuz o ya süreci. Ya Oraya gidip yani geldi... o şeye tekneye e, binip, yani tekne dediğim işte o ilgili... Kostere bin. evet, Koster e Koster e binip... Evet, kostere binip İmralı'ya e, gittiklerinde oradan canlı yayına geçiyordu e, televizyon kanalında. E, oradan dönüp Kandil'e gitti. Şimdi bu bilinmeyen şeyler miydi? O zaman bilmiyordu herkes sesini çıkarmıyordu. Peki oradaki şeylere, askerlere, valilere operasyon yapılmayacak diye değil mi valiler? Yasakladı askerlere operasyonu. Fotoğraflar çıktı bir tarafta PKK'lılar duruyor, askerler daha ileride duruyor. Yok bunların fotoğrafları yayınlandı. E şimdi bunlar yavaş yavaş ortaya çıkmasının evet. bence daha hani bir suçlu işte bunların her şeyi yapan bu HDP'liler zaten onun yüzünden oldu deyip bir hücuma kalkıp geçmişten dönerek tek tek cımbızla cımbızlayarak suç unsurları yaratarak büyük. Bu bunun yanında bir başka davada açılacaktır. Bir başka sebepten. Ondan sonra ona bir başka dava ekleyecekti. Belki hepsi sonra birleştirecek. Çok büyük bir davaya dönüştürecek. Böyle bir dönem geçiyoruz. Bu dönem nedir? İşte o şeyi HDP'yi de dediğim gibi etkisiz hale getirmek bir numaralı amaç işte. Öbür taraftan CHP üzerine belki bir takım işler yapılacaklar. Onlara vay sen HDP ile temas halindesin. Şununla şu arkadaş hadi onu da içeri atalım. Buradan ben CHP üzerine de döneceklerini tahmin ediyorum. Özellikle İstanbul üzerinden Canan Kaftancıoğlu işte ona destek şu verdi, o dönemde kim nasıl davrandı gibi biraz da oraya yönelik bir sindirme operasyonuna gidecekleri kalacak.